ben Gülçin Alkışlar. Kanalıma hoş geldiniz. Minibüsümüze de hoş geldiniz. Şu anda Pomparova'ya doğru yola çıktık. Aslında dündü planımız ama yollar kapandığı için gidemedik. Biz de biraz Sofya'da donduk. Yolculuğumuz ne kadar sürecek? Yaklaşık 2 saat. 2 saat. Biz Plovdiv'den yola çıktık. Yaklaşık 2 saat sürüyor buradan. Hani Plovdiv sınır arası 1,5 saat desek, yani siz sınırdan sonra bir 3,5 saatte Pomparo'ya varabilirsiniz. Eğer Türkiye'den geliyorsanız Kapıkule'den geçip. Dün yollar kapalıydı. Bugün de zorlu bir yol olacaktır. Açıkmış yollar ama zorlu olacaktır diye tahmin ediyoruz. Fark etmez, biz azimliyiz. Kaymak istiyoruz, kara gitmek istiyoruz. O yüzden oraya gidince devam edeceğiz. Belki yolda yine tekrar konuşuruz. Yolculuğu nasıl geçiyor Atlas? Nasıl gidiyor oğlum? İyi. İyi gidiyor. Atlas biraz hasta. Ama idare ediyor. Değil mi Atlas'cığım? Evet. Market için küçük bir mola verdik şu anda. Hava çok güzel, mis gibi. Tanıştayız. Bayağı virajlı yollar. Bir herhalde 15 dakika falan kaldı. Tahminen bugün güneşli. Güneşliyken tepede, zirvedeyken Yunan dağları, Pirine dağları gözüküyor diyorlar. Bakacağız. Center varmış ama
Kapanmış resmen. Şaka gibi. Yarım saattir bekliyoruz aynı yerde. Yol kapandı. İnsanlar geri dönüyor ve bizim geri dönme şansımız yok. O yüzden de bekliyoruz. Çok sıkıcı. Sonunda otele girebildik ama hala aracımız otelin otoparkına giremedi çünkü otelin otoparkı hala tam olarak açılmış durumda değil. Dünkü fırtına yüzünden bizim arabamız şurada. Bayağı yerde. Şurada eşyaları oradan içeriye getiriyoruz. Bayağı da uzak otelde. Bakalım. Ama manzara şahane değil mi? Çok güzel. Şimdi tekrar arabaya gidiyorum eşyaları almaya. Bir kısmını içeriye götürdük. Geri kalanını almak için gidiyoruz. Havamız gibi. Ama Allah'tan yağış yok şu anda. Bugün hiç kayamadık. Bugün ilk günümüzdü. Ancak otele zor girdik. Bir saat zaten bir yerde arabayla takıldık kaldık. Şimdi otelimize yerleşeceğiz. Belki biraz havuza falan gireriz. Sonra yemek, uyku, yarın inşallah sabah erkenden kalkıp kaymaya gideceğiz. Ay, düşüyordum. Otelimiz şurası bu arada. Biz şu sıra biterse eğer ve otopark açılırsa girebileceğiz. Hala insanlar geliyor. Şurada kalıyoruz. Grand Manastır. Otelin otoparkı şurası. Şu anda çalışma var. İnşallah boşaltacaklar oradaki yılan karları ve arabalar girebilecek. Çilekeş tatilciler. Neler oldu anlat. Anlat, başımıza gelenleri bir anlat İnanç. Yaklaşık 4-5 saattir otoparkta yer açılmasını bekliyoruz. Yer açılmayınca iş başa düştü. Hamallık başladı. Normalde otele böyle paşa paşa buradan böyle arabamızla girip VIP servis. Eşyalarımızı indirmemiz gerekirken biz bayağı kilometrelerce yol yürüyoruz. Evet, otele yerleştik, odamıza yerleştik. Bu arada otel havuz kullanımı ücretsiz, kart gösterdiğinizde. Eğer bowling oynamak isterseniz bir kişi için bowling'e hediye etmişler. Bir de bir şişe şarap hediyeleri var. Şimdi hazırlandık. Otelin, daha doğrusu kaldığımız binanın karşısında bir restoran var. Oraya doğru gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Saatlerde bir şey yemedik. Hala kahvaltıyız. Bakalım restoran nasılmış. Evet, şunların içinden araba çıkarmışlar bu arada. Kazmışlar ve arabayı çıkarmış. Hatta şu araba hala bu durumda. Çok acıktığımız için kusura bakmayın ama böyle soğukluğumuz var. Şimdi buraya geldiğinizde mutlaka Shopska salata yiyin. Yani böyle normal salatanın çobanın daha büyük iri doğranmış halinin üzerine peynir rendesiyle. Ve bence mutlaka yine burada patates kızartması üzerine peynir. Pirlenka vardı burada. 2 parça kaldı ondan yiyin. Bunlar kebapçeler. Kebapçı yiyebilirsiniz. Şarap içebilirsiniz. Evet, yemeğimizi yedik. Bayağı uzun kaldık restoranda. Geleneksel bir restorana gittik. Buranın geleneksel bir restoranıydı. Şimdi odamıza doğru gidiyoruz.
Amacımız biraz erken uyuyup yarın inşallah pistler çalışır. Dün ve bugün fırtına nedeniyle çalışmamış çünkü. İnşallah yarın çalışır. Biz de kayak yaparız. Alsın bir top. Dikkat, dikkat. Alsın bir top. Ver bakalım bana o topu. Ver bakalım. Oo, düştü. Ver bakalım. Hop, teşekkür ederim. Kar topum var benim. Ne yapacağız bununla? Top mu oynayacağız? Bak köpüş geliyor bir tane. Günaydın. Biz yeni kendimize geldik. Kahvaltı falan yaptık. 12'de oteli boşaltmamız gerekiyor. O yüzden hızlıca hazırlanacağız ve pistlere doğru gideceğiz. Orada devam ederiz. Şu an kızaklara gidiyoruz. Çocukları kızaklara götüreceğiz. Şöyle. Hep beraber. Bizim ekip böyle. Arkamda. Kızağımızı aldık. Şöyle bir kızak 5 levaya kiralanıyor. Yani yaklaşık ne kadar geliyor TL? 10? 16. Atlas buralar buz, dikkatli ol. Şimdi şuradan kayacağız. Bu pistlere bizim kaldığımız otelin hemen arasından geçiş var, Grand Manastır'dan. Bizim otel şurada, şu arkadaki. Şu görünen otel bizim. Şuralarda pistler. Bizimkiler burada. Ve Aksel ile Arın gidiyor mu? Ve Mesut'la Atlas çıkış yapıyor. Gidecek o. Aksel gidiyor. Aksel gidiyor ve sıra Atlas ve Mesut. Hadi aşkım. Tren çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tren çalışmıyor mu? O sıkıntı. Ve gittiler. Hava çok soğuk değil Allah'tan. Şimdi onlar anca yukarıya çıkar, biraz bekleyeceğiz.
görüşürüz. Atlas tek başına kayıyor kızakla. Bir, iki. Haydi. Biliyor musun? Haydi it kendini öne doğru böyle. Bayağı sis çöktü. Göz gözü görmüyor. Biz de toplandık zaten. Boardları teslim etmeye gitti beyler. Onları bekliyoruz. Ve sonra dönüşe geçeceğiz. Orada da Aksel var. Aksel tanıt kendini. Kimsin merhaba. Sen? Aksel yakın kanka. Arkadaşıyım. Hepiniz Aksel gelin çok kanka. Güzel burası. Harika bir yer. Çok eğlendik. Çocuklarla özellikle gelin değil mi Aksel? Tam da çocuklarla gelin. Çocuksuz gelmeyin sakın. Aynen. Evet. Pistler gerçekten güzel. Çocuklarla rahat edebileceğiniz bir yer. Bu kısımda arkamda gördüğünüz restoranlar, çok fazla seçenek var zaten. Pistlerin hemen dibinde. Burada tele seyircilerin ücreti 58 leva. Biraz pahalı. Eğer yarım gün almak isterseniz o zaman da 47 leva veriyorsunuz. Eğer board kiralamak isterseniz 25 levaya kiraya biz bulduk. Belki farklı seçenekler de vardır. Kıyafet kiralama yok ama kask kiralamak ya da gözlük kiralamak isterseniz var. Bunun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Sorularınız olursa alta yazın. Cevap vereceğim mutlaka. Hoşçakalın. Çilimiz devam ediyor. Çünkü aracımız otoparkta saplandı. Onu çıkardılar. Ondan sonra da yukarıya otelin oraya gelemedi otoparktan. Yine kilometrelerce yol yürüyüp arabamıza valizleri götürüyoruz.